TRT Türk ekranlarından Almanak programından selamlar. Bir hafta daha, bir gün daha yine özel bir yayınla, özel bir misafirimizle huzurlarınızdayız. Malumunuz her hafta çok kıymetli Salih Yılmaz ile beraber çok kıymetli başka bir misafirimizi stüdyoda ağırlıyoruz ve hep beraber bir keşfe çıkıyoruz. Bir serüvenin keşfine hep beraber çıkıyoruz. Hem keşfediyoruz, hem kaydediyoruz, hem de paylaşıyoruz. Özellikle şu tarihi zaman zaman hatırlatıyorum sizlere ama 30 Ekim 1961 tarihi binlerce aile, yüz binlerce aile ve nihai olarak da milyonlarca aile için evet çok özel bir tarih. Fakat bu hikaye çok daha uzun bir hikaye, çok daha genişten almamız gereken bir hikaye. Ve bizler de TRT Türk ekranlarında Almanak programında her hafta bu arşivlik hikayelere tanıklık ediyoruz siz kıymetli izleyicilerimizle beraber bu haftada yine stüdyomuzda TRT Türk Almanak Programı stüdyosunda özel bir misafirimizi ağırlayacağız Salih Yılmaz ile birlikte. Almanya'nın ilk imamı diyebilirim kıymetli İsmail Zengin hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun yıllar boyunca Diyanet İşlerimizin Türk-İslam birliğine omuz vermiş, kurmuş, inşa etmiş isimlerden birisiniz. İlk isimlerden birisiniz. Davetimize icabet ettiğiniz için, stüdyomuza kadar geldiğiniz için müteşekkirim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim. Salih Hocam, İsmail Hocam'la konuşulacak, İsmail Zengin Hocamızla konuşulacak çok büyük bir harita var. Çünkü hem içerisinde bulunmuş olduğu kurum, kurumlar, vakıflar, yapılanmalar hem de şahsı itibarıyla hakikaten çok gayretli bir insan, kurucu bir insan. Söze nereden girelim hocam? Yani o 60'lı yıllardan, 70'li yıllardan kendisinin ilk olarak adımını attığı o yıllardan mı başlamak gerekir? Belki şöyle ifade edelim. Din ifadesi, başlı başına din ifadesi, inanç ifadesi ama her birinin de üzerinde İslam kavramı, Avrupa ve Almanya haritası üzerinden bakılacak olursa girmemiz gereken kapıyı da işaret ediyor belki ama Avrupa'nın Almanya'nın ilk imamı değil mi İsmail hocam? Evet. İlk olarak Almanya'nın hangi şehrine adımınızı attınız hocam? Hangi görevle adım attınız? Oradan bir başlayalım mı kıymetli hocam? Tabii. Ee, Dortmund şehrinden. Evet. Malumunuz ben yüksek sistem mühendisliğinde son sınıfındaydım. E, tabii biraz evveline gidecek olursak. <laughs> Kütahya'nın Güvetçi Köyü'nde yani bugünkü tabiriyle Güvetçi Mahallesi'nde artık şehir oldu. E, dünyaya geldim. İlkokulu köyümde okuduktan sonra hafızlığımı bitirdim. Bölcek Köyü'nde. Bursa'da hafızlık cemiyetimiz oldu. Ulu Cami'de 1964'te. Sonra İmam Hatip Okulu'na girdik. Düzce'de başladım. Bursa'da devam ettim. İzmir'de bitirdim. Ve Yüksek İslam da yine 1972 yılında İzmir'de başladım. 76'da bitirdim. Tabii bu İmam Hatip Okulu döneminde 1970 yılında İmam Hatiplik görevini aldım resmen. Bursa'nın Burhani Köyü'nde ilk imamlığım başladı. 1970 71'de evlendim. Hı hı. 1972'de İmam hatip Okulu'nu bitirdim ve bir oğlum dünyaya geldi. 76'da da yüksek seminerimi bitirdim. Tabii imamdım, hem imamlık yapıyorum. Maaş almak için müftülüğe gittiğimde bir e, yazıyla karşılaştım. Aynen şu yazıyor yazıda. Dortmund ve çevresi Türk İşçileri Derneği. Evet. İki tane yüksek lisans mezunu veya ilahiyat fakültesi mezunu öğrenciye, doktora imkanı sağlayacak ve orada imamlık Şartlar bir, bekar olması. Evet. iki 600 mark maaş verilmesi. Üç, e, her türlü e, ihtiyaçlarının giderilmesi gibi maddeler var. Benim hepsi uyuyor ama bir tanesi uymuyor. Bekâr bekar olması. Evet. Ben evliyim. İki çocuk sahibiyim. Bunun üzerine ee, dedim bir deneyim şansımı ve o gün 13 Temmuz 1976'da imtihana girdik. Evet. Ben o zamanlar 6 kişi imtihana girdiğimizi zannediyordum. Fakat o imtihanı kazanan, benimle beraber Almanya'ya gitme hakkını kazanan arkadaşım 3 kişi dedi imtihana girdi. 2 kişi bizi kazandık, 1 kişi kazanamadı. Evet. O zaman şöyle düşündüm. Demek ki hiç kimse pek itibar etmedi ama ben bütün aşkla, heyecanla gitmek arzu ediyordum. Çünkü insanımız oraya gitti, ne alemde, ne yapar, hı hı. ne eder diye düşünüyordum devamlı. Ve gerçekten de iyi ki gitmişim diyorum şimdi. O imtihanı kazandıktan sonra tabii Diyanet İşleri Başkanlığı bize maaşsız izinli kararnamesi çıkartalım da hı hı. hiç olmazsa haklarınız ölmesin dedi. Fakat ne yazık ki o olmadı. Hı hı hı. Uzun zaman bekledik. Ve ben baktım ki olmayacak artık. 21 Kasım 1976'da uçağa bindim. Zaten biletler gelmişti. Evet. Ve gittim. Sonra da bir buçuk ay sonra arkadaşım geldi. Beraber olduk. Fakat ben oraya vardığımda kurban bayramına işte 4-5 gün vardı. Tabii bir cuma namaz kıldırdım, vaaz ettim. Hangi o, cami hocam? Do hangi Dortmund medyacı? ve çevresi Türk İşçileri Derneğiyle Derneği'ne bağlı kiliseden cami yani olma kiliseden kiliseymiş. Kiliseden cami çevrilmiş. Kiliseden evet. cami olma ve bu caminin adı da Yeni Cami. Yeni Cami. İsmini koymuşlar o zaman. Tabi o zamanki dernekler e, ya cami derneği ya hı hı. Şey, e, spor derneği veyahut da... E, Çeşitli şekillerde isimleri var ama fazla öyle dinle, diyanetle ilgili bir ismi yok. Evet. Sadece böyle ve oradaki bizim caminin ismi de Dortmund ve Çevresi Türkleri Derneği Yeni cami evet. şeklinde ifade ediliyor. Ben oraya sabahleyin e, sabah namazına işte Kurban Bayramı günü zilim çaldı. Tabi e, caminin üst kısmında benim evim var. Daha önce kilise olduğu için papazın oturduğu evde ben oturuyorum artık. Hı hı hı. Ve orada zil çalınca baktım zile cemaat aşağısı dolmuş. Sa kilise Saat 12. Kaç, saat kaç hocam? Saat yani sabah namazına iki saat falan daha gecenin yarısı ya. Yani. Tabii. Çünkü şunu görmüşüm milletimiz orada. Mesela bir bayram sabahı hayım dedikleri o yurtlarda kalan insanlar bir bayram namazı kılmak için bir hayımda kılınıyorsa oraya gidiyor. Fakat sen burada kalmıyorsun diye geri döndürülüyor. Hmm. Kılamıyor orada. Yani böyle sıkıntı içerisinde evet. bu insanlar. Dortmund camisi de etrafta hiç cami yok. Sadece tek bir cami orada. Her yerlerden, şehirlerden oraya geliyorlar. Çabuk dolar diye düşünerek ve yeni bir hoca geldi. Onu da dinleyelim şeklinde düşünerek geliyorlar. Bir baktım ki kirşi dolmuş. Ben hemen açtım ...kapıyı, caminin kapısını açtım, girdiler. E tabii bu cemaati boş bırakmak olmayacak. Sabah namazına önce de vaaz ettim. Evet. Sabah namazına, bayram namazına kadar da vaaz ettim. Ve böylece bu şekilde... ...biz hizmete başlamış olduk. Ve şunu gördüm. Öğrenciler gelmeye başladı. Fakat yerde oturuyorlar tabi, rahlilerde evet. falan. e Biz okullarda... E, ...çocuklarımız din dersi görüyor veya görmüyor. Ama okulda okuyorlar. E başkana dedim ilk işimiz bir sınıf yapalım. Güzel bir rahle, işi masalar, sandalyeler ve bir yazı tahtası. Gittik hemen bir okuldan verdiler bize onu. Okulla anlaştık. Hı hı. o işleri yaptık ve o tedrisata başladık. Tedrisat esnasında şunu gördüm. Tabii çocuklar hevesli ama fazla öyle bir şey yok ama şu anda bütün kalbimle Allah razı olsun diyorum. O günlerde tabii oraya ekmek için, rızık için birkaç kuruş para kazanıp dönmek için gelen insanımızın içerisinde az çok Kur'an-ı Kerim okumasını bilen, namaz kıldırmasını bilen kardeşlerimiz ön ayak olmuşlar. Evet. Bu camilerde imamlık yapmışlar fahri olarak, hizmet etmişler. Allah onların hepsinden razı olsun. Ölenlerini Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanları cennet olsun. Bu e, insanların yapmış oldukları bu hizmetlerin biz tabii neticesinde oralarda olduk. Ve orada bu e, hizmetleri başlattık e, Kur'an kursu, yani dini bilgiler kursu ve Kur'an öğretme kursu olaraktan. Burada e, şunu gördüm uzun zaman e, geçmeden daha. Bizim çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmesi, hem okullarda başarılı olmasına hı hı. ve hem de camide başarılı olmasına, yani Kur'an okumasına, öğrenmesine, dini bilmesine bağlı. Onun için okullarla en güzel şekilde e, te temas kurmaya başladım. Hı. Ve ilk işimizde bir toplantı yapmak oldu öğretmen arkadaşlarla. O 77 yılı olsa gerek, 77 yılı. Ve bizim <laughs> caminin alt kısmında lokal var. Gayet güzel. Böyle geniş bir çapta. Orada öğretmenleri davet ettik. Dernekleri davet ettik. Orada ne kimler varsa. Güzelce dedik ya bu çocuklarımızı hem camiye gönderelim. Camide dinlerini öğrensinler. Ben de Yüksek İlahiyet Fakültesi, Yüksek İstemesi mezunuyum. Yani az çok beraberiz. Öğretmen arkadaşlardan razı oldular, memnun oldular. Fakat tam böyle e, toplantının ortasında çıkardılar bellerinden demir sopaları. Nasıl yani? Evet. Bize karşı. Tekrar kapı kilitlendi. Kapının dışı da dolmuş. Bir saniye, orada gelmiş. öğretmenler var. Şimdi bir anda hocam. Bir anda birkaç kişi böyle önceden ayarlamışlar kendilerini. O ortamda bulunan O ortamda. İçerisinde. İçin, i̇çerisindekilerden demirlerle çıktılar karşımıza. Bir konu konuşuluyordu. O konu içerisinde mücadele geçtiler. Neyse tabii biz hemen polise telefon açtık. Polis tabii geldi sardı derken. Zannederim üç kişiyi tutukladı. Mesele yani ne hocam? Mesele yani e, o zamanki işte e, devletimize karşı olan, dinimize karşı olan bir grubun temsilcileri böyle bir toplantıyı sabota etmek niyetiyle gelmişler. Ben şimdi oradan tabii biz iş yaptık. E, onlardan sonra kurtulduk tam böyle. Caminin önünde dikiliyordum ben şeyle. Bir baktım. Ertesi gün gazeteler. En başta resmim var benim. Camiyi bastılar. Camiye şöyle yaptılar diye. Ve en... Ee, orada da benim evet. resmim çıkmış. Ee, yani şunu gördüm: iyi niyetle, samimiyetle e, gerek öğretmen arkadaşlar, gerekse biz camimizdeki derneğimiz bizim orada hemen hemen bir tane evet. cami var orada. E, dedik e, birlik ve beraberlik içerisinde ve böyle bir kavga gürültülü bir toplantıdan sonra e, anladık ki işimiz epeyce burada zor evet. ama elhamdülillah her zaman için söylerim. Dortmund ve Çevresi Türkleri Derneği ve onun mensupları zaten o kiliseyi de Hı -hı. cami olarak almak için de büyük mücadele Bayağı vermişler. Mücadele. Orada her evet. aşamada mücadele verilmiş. Evet, yani. her aşamada mücadele verilmiş. Şöyle orasını düğün salonu yapan diye Hı -hı. düşünmüşler. Düğün evet. salonu yapacaklar. Fakat düğün salonu yapmak isteyenler var, bir de cami isteyenler var. Şimdi belediye demiş ki veya kiliseler birliği orada demiş oylama yapacağız. Hangisi daha iyi oy alırsa onu yaparız. Yani düğün salonu yapmak isteyenlerin oyu fazla gelirse düğün salonu. Evet. Cami yapmak isteyenler ki fazla gelirse cami yaptıracağız. Ve hakikaten orada Müslümanlar fazla ağır basmışlar. Ve cami yapıldığında karar verilmiş. Cami yapıldı. İşte ondan sonra düşünüyorlar. Ne yapalım ne edelim. Bu 1973 yılında oluyor. İşte 74, 75, 76 yıllarına gelirken o sene Ramazan ayında çok değerli e, Diyanet İşleri eski başkanımız e, Sayın Doktor Tayyar Altıkulaç Bey bir ziyaret ediyor o camide bazı nasihat ediyor. Orada diyorlar ki bize iki tane yüksek hisse mezunu veya ilahiyat fakültesi mezunu e, imam gönder. Hem burada imamlık yapsınlar hem de evet. biz onlara doktora imkanı evet. sağlayalım diye. Ve o vesileyle biz gelmiş bulunduk. Evet. Yani orada mücadele öyle başlıyor. Halbuki 73'te de mücadelenin başka bir veçesi varmış. Evet. Yani orada adeta atılan her adımın bir mücadele serüveni var. Öyle evet. hocam. Evet. Yani arzu ederseniz şimdi o 60'lı yıllar, 70'li yıllar tabii ki oraya işte her hafta biz burada çok farklı isimleri misafir ediyoruz. Türkiye'nin çok farklı yerlerinden oraya giden isimler var. İşte yakın zamanda yine ağırladığımız bir başka hocamız mesela İzmir Ödemiş'ten gitmiş. Fakat İzmir Ödemiş'te çok zor şartlarda, ulaşım imkanının olmadığı şartlarda İzmir'den söz ediyoruz. İzmir Ödemiş gibi bir yerden söz ediyoruz. Yolu oraya düşüyor. Almanya'nın kuzey bölgesine düşüyor. İslam'ın 60'lı 70'li yıllardaki Almanya'daki konumundan ziyade ülkedeki Türklerin oraya gelişlerindeki ilk yıllar tabii ki çok zor koşullar esnasında gerçekleşiyor. Oradan biraz alırsak hocam, yani bu cemiyetleşme faaliyetleri, İslam'ın biraz daha görünür olma, daha kamuoyunun önünde özneleşme sürecine nereden başlamak lazım Serli Hocam? Şimdi e, İsmail Hocam, üç şeyi bir arada e, bulduran bir şahsiyet nedir bu? Bundan evvel anlatmış olduğumuz konularda bir din görevlisi olarak, oradaki dini meseleleri, ikincisi öğretim bir öğretmen olarak eğitim Hı. alanında bir de bir dernek kurucusu olarak evet. dernekleşme faaliyetlerini içeren bir şahıs olarak. Şimdi başta dediğiniz ya nereden başlayalım. Evet. Çünkü çok kapsamlı. Evet. Şimdi 1961 dediğimizde Almanya'da pek Müslüman yok. Almanya'nın yoğun teması işte Birinci Dünya Savaşı evveli. Hı hı. O İttihat ve terakki döneminde e, den evvel e, hı hı. kaçıp oraya sığınanlar tek tük olarak. E, sonra işte İkinci Dünya Savaşı dönemi esnasında e, Alman birliklerinde e, askerlik yapan ve e, yan birlikleri de hizmet eden Boşnaklı Arnavut Müslümanlar, e, Özbek Müslümanlar. E, fakat e, doğru bir e, cemaat hayatı yok. Hı hı. 60'lı yıllarda veya 50'lerin sonunda tek tük Almanlar Müslüman oluyor. Bunlar kendi aralarında biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve 1961'de ilk Türkiye'den konuk işçiler oraya gelince kitleler halinde bu yani gruplaşma, dernekleşme faaliyetleri başlıyor. Ve Müslümanlar tabii ilk başta dini bayramlarını, cuma namazlarını kılabilmek için Orada bir e, imkan arıyorlar. Hı hı. Ve i̇lk dönemde tabii e, Türk işçilerinden e, özellikle işverenler çok memnun olduğu için bu insanlara e, ibadet imkanı tanıyor. Mescit e, camilerde, e, şey, e, fabrikalarda kuruluyor. Ve ilk dernekleşme olarak e, adlandırdığımız bu cemiyetlerde de e, bir arada kıraathane ama vakti geldiğinde de e, mescit olarak kullanılabilen dernekler kuruluyor. Buradan ilk camilere 70'li yılların başında bir adım atılıyor. 70'li yıllarda ilk camilerin kurulduğunu görüyoruz. Fakat bir küçük çapta dernekleşme başlıyor ve Müslümanların orada çocukları çünkü orada doğmaya başlıyor. İşte çocuklarını Türkiye'den getiriyorlar onlara. Hocam dediği gibi bir tedrisat hı hı. E, imkanı sunulması gerekiyor. İlk başta o konuk işçilerin içinde işte Kur'an-ı Kerim okumasını bilen, kısmen böyle bir hocalığı olan kişiler kalkıp e, fahri olarak bu işi e, yapıyorlar. Fakat fahri e, gönüllü iş belli bir yere kadar ancak gider. Bu bir gerçek. Yani bunun ciddi anlamda... Bir de artık nüfus çoğalıyor. çoğalıyor. Yani çok daha tabi, yoğun bir Türk nüfusu tabi, söz konusu, Müslüman nüfusu söz konusu. Aynen. Bu e, mesleki olarak bu e, görevi ifade edebilen insanlara ihtiyaç doyunca e, hocam gibi hı hı. ilk e, hocalar Türkiye'den oraya e, geliyor. Fakat şunu da ifade etmek gerek. Şimdi... Belki ileride daha fazla okunuya girebiliriz. Şimdi hocam 76 76'da mıydı hocam? 76. 76'da geldi. 76'da gelip de 2000'li yıllara kadar orada kalan hocaların sayısı çok az. Hmm. Genelde rotasyon prensibi üzerine gelip 4-5 yıl kalabilen hocalar olmuştur. Niye? Çünkü o ülkede hoca yetişmiyor. O ülkede ilahiyat fakülteleri yoktur. Ee, mecburen... Türkiye'den Türkler veya Araplar kendi ülkelerinden hoca getiriyorlar ki orada bu görevler yapılabilsin. Fakat e, dediğim gibi hocam gibi e, orada 40 yıl kalıp da o insanların kültürünü, o ülkenin dilini, makamları öğrenip tanıyabilen insanlar çok az. Sayıda. 40 yıl diyorsunuz hocam. Hala 40 sürüyor. yıl bir ömür İsmail evet, hocam. 40 yıl. E, 40 yıl işte, yani. <laughs> aslında 1976'dan 1979'a kadar ben yalnız olarak evet. yani e, hizmet yaptım. 79 yılında e, yine o günkü Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Doktor Tayyar Altıkulaç Bey iki tane imam gönderdi. Hı hı. İlk defa yani dernekler maaşını verecek bin mark o zaman evet. ve birisi bunların e, benim camime... Dortmund camisine. Birisi de Derne camisi var Dortmund'da. O camiye geldi. Bu iki arkadaşla başladı. Hı hı. Ve ondan sonra biz anlattık işte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan imam isterseniz bin mark karşılığında imam size gönderilecek. Ve böyle gittiğim her camide anlataraktan ve istediler ağır ağır artık gelmeye. 1970'li yıllarda e, Diyanet İşleri Başkanlığımız imam e, din görevlisi gönderiyordu. Sadece Ramazanlık gönderiyordu. Ramazan Sadece aylarında. Sadece Ramazan. Ramazan evet. aylarında gönderiyordu. Ve bir de e, şey vardı. Sosyal Yardımcı Çalışma Bakanlığına bağlı başkonsolosluklarda birer din görevlisi yani yüksek ilimüstü mezunu veya ilahiyat fakültesi mezunu kişiler orada Çalışma Bakanlığının emrinde çalışıyorlardı. 1980 yılında ise Din hizmetleri, müşavirlikleri kuruldu. Beş yerde e, Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi yerlerde ve e, ilk müşavir de 1980 yılında merhum Allah gani gani rahmet eylesin Lütfi Şentürk hocamız birinci müşavir olarak Almanya'ya geldi. 1980'de. Bir de e, benim karşılaştığım çok önemli noktalardan bir tanesi önüne gelen hocalara okutmaya geliyor çocuğunu has olanları. Hı hı. Ve psikolojik hastalık olanlar da hocalardan medet umuyor. Ve orada bir Yıldız Hanım vardı Dortmund'da. Psikolog, psikiyatrist. Okutmaktan Ve... kastınız bildiğimiz anlamda okutmaktan. Evet yani. öyle yani okutma geliyor. Yani evet. Dua oku veriliyor evet. falan. Evet. Muska yazı evet. böyle evet. Tabii ben onlardan pek anlamadığım için hı hı. bir doktoru gitmesini söyledim her zaman. Ve bu şeyden bir dernek kurduk. Hı hı. O günün savcısı. Ondan sonra doktoru ve ben imam olaraktan böyle birlikte e, bu tip e, ruhi hastalıkları e, tedavi edici bir merkez şeklinde bir yer kurduk. Ve orada hizmetler başladı. Yani bu şekilde bazı ihtiyaçları anlatmak için arz ediyorum yani bunları. Evet, evet. Ondan sonra yıl bir iki yıl geçti. Bu sefer veliler dediler ki ya bizim çocuklarımız Almanca bilmiyor. Yani şey okullarda din dersi görmüyor. Onun için sen din dersini okullarda da ver dediler. Müracaat ettiler. Ben de düşündüm. Dedim ya tabii verebilirim. Yani benim diplomam var nasıl olsa. Bu mümkün. Fakat şunu söylediler. Dediler e, konsolosluktan bir kağıt alırsan kabul ederiz dedi. Oradaki bir gimnazyum müdürü. Yazı yazdım, mektup yazdım fakat cevap olumsuz. Dortmund dedi. değil mi hocam? Dortmund. Dortmund, Dortmund evet. Heisenberg Gimnazyumu diye bir gimnazyum. Türklerin yoğun olduğu bir Hı hı. Ve bu şekilde olmadı. Kabul etmedi konsolosluk. Ben tekrar bir tane daha yazdım. Hı hı. Şeylerimi gönderdim, diplomalarımı. Bizim o zaman iki tane diploma vardı. Birisi yüksek istemez diploması, bir de öğretmenlik belgesi vardı. Sekiz tane derse giriyorduk biz pedagoji derslerine, öğretmenlik dersleri. Onları bitirdikten sonra bize ikinci bir e, belge verdiler. O da var, onu da gönderdim. Fakat hala kabul etmediler derken... Bir ikindi namazında öğrencilerini almış bir Alman din dersi öğretmeni bizim camimize gezmeye getirdi. Onlara da İslam'ı az çok dilimin döndüğü kadar anlattım, şey yaptım. İşte ne iş yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Anlattım. Dedim öğretmen olmak istiyorum ama olmuyor falan dedim. Dedi benim kocam dedi profesör. Ona, ona dedi ben bir söyleyeyim dedi. Ona söyledi. O da arkadaşıymış Heisenberg Gimnazium müdürü. Onun vasıtasıyla ben oraya öğretmenlik müracaatında bulundum. Şimdi öğretmenlik müracaatında bulundum. Dört saat ders vereceğim. iki sınıfa. Beşinci ve altın sınıfa. ikişer saatten. Dedi ki müdür gir bakalım dedi. Bir ders ver bakalım. Bir görelim dedi. Türk öğretmeni de tercüme ediyor ona. Fakat konu da öyle bir zor konu ki kader konusu. Beşinci sınıfa ne anlatacaksın evet. kaderden? O kadar zor bir konu. Neyse ben tabii bir şeyler anlattım. Kader konusunu böyle güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Fakat bir saat, iki saat vereceğim ders. Ondan sonra çıkarken teneffüs zili çaldı. Çıkıyoruz. Müdüre dedim. Nasıl dedim. Vaaz ettin dedi. Bu dedi öğretmenlik değil dedi. Hmm. Ne alakası bu öğretmenlikle? Sen dedi vaaz ettin. Cık, hakikaten de vaaz ettim. Ben konuştum. Çocuklar dinlediler. <laughs> tabii bize öğretmişlerdi aktif metot. Öğrencileri konuşturma. İkinci derse girdiğimizde ben e, tahtaya bir resim yaptım. Otomobil resmi. Bir şoför. Ondan sonra dedim çocuklar bu ne? İşte otomobil. Bu ne? Şoför. Bu ne iş yapar? İşte arabayı sürer. Ne tarafa isterse gider mi? Gider sağa, sola. İşte Allah da bize iradeyi cüz'ye vermiştir. Kader kendimiz tayin ederiz kaderimizi. İstersek sağa süreriz, ister sola süreriz diye böyle başladım. Onunla parmak kaldırıyor işte nedir falan. Hep bunları konuşturmaya çalıştım. Derken tamam dedi iyi güzel böyle yaparsan öğretmenliği kabul dedi. Ve iki saatten dört saat öğretmenliğe başladım. Cuma günleri devam ediyordum. Ve bu şekilde öğretmenliğe devam ederken biz bir taraftan da üniversiteye Almanca öğrenmek için müracaatta bulunduk. Fakat Almanya'daki Bochum Ruhr Üniversitesi'nin yüksek lisans mezununu lise mezunu olarak kabul ettiğini duyduk. Ve oradaki kişi aynen şunu söyledi. Dedi sizin dedi diplomanız dedi lise mezunu diploması sayılıyor. Dedim ya lise olarak biz İmam Hatip Lisesi'ni 7 sene okuduk. Ondan sonra da 4 sene yüksek lisans okuduk. Bu olmaz böyle falan. Dedi yok dedi böyle bu şekilde yazılmış dedi. Yani bizden önce bu işi kimler ne istedilerse nasıl olduysa hmm. yüksek mezunu eşittir lise mezunu şeklinde iş yapmışlar. Dedim bunu nasıl düzeltiriz? 80 kaç hocam? Bu 1977. Ha, uzunları, 77. 77 daha. yılında hmm. bütün bunlar bir müracaatımızı yapıyoruz. Böyle fakat diplomamızı geçerli kabul etmiyorlar. Çünkü Türkiye açısından da Yüksek İslam Enstitüsü öncesi işte imam hatip liselerinin kurulması evet, sonrası var. aşamaları Evet, Ayrıca aşamalar. Bunları ben anlattım. Frau Konse diye bir kadın bakıyor hı, bu işe. Hı. Dedi ki her zengin dedi yapacağınız şu şu, şu iş dedi. Gideceksin dedi. Ee, din, din Eğitimi Genel Müdürlüğü'nden dedi. Hı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Yüksek sistem mensupları 7 yıllık imam hatip okullarının üstünde ondan sonra başlayan yüksek okullardır. İkincisi lise mezunlarını da alırlar. Üçüncüsü yurt içinde ve yurt dışında doktora yapabilirler diye bunları yazan bir evrak getirsen kabul dedi. Yani siz aslında bir bir denkliği başlatma aşamasındasınız. Aynen İşte onun mi? için anlatmak istedim burasını. <laughs> yani evet, hangi yönlere evet. girmiş olduğumuzu. Buyurun. Neticede ben vardım şimdi eee Frau o kağıdı aldım. Onları yazdı Almancasını bana tercüme ettirdim ve gittim Ankara'ya geldim. Zaten çoluk çocuğu da almak için mayıs ayında Türkiye'ye gelmiştim. O vesileyle onu da Ankara'ya gittim. Hı -hı. Din eğitimi genel müdürüne Allah razı olsun yine ismini anmadan çünkü hakikaten yurt içinde ve yurt dışında çok büyük hizmetleri geçen Doktor Tayyar Altıkulaş hocamız. E, o zaman din eğitimi genel müdürü. Hı -hı. Ve o bizzat imzaladı onu. Ve götürdüm e, Frav Konseyi verdim. Ve ondan sonra yüksek hisse menüsülerinin e, denkliği ee, şeylerin üzerine 5. sümesiden başladı. Yani o şekilde bir denklik aldık. Ee, neticede e, bu hizmetleri yaparken biz çocuklarımızın yetişmesi için hatimler düzenledik. Hatimler tabii insanlar çok e, Kur'an-ı Kerime çok büyük bir aşkla heyecanla. Bir hasret evet, de var hasret tabii var. yani o yıllarda. Yani kızlardan, erkeklerden o hatim merasimleri o kadar çok güzel oluyordu ki. Eşiniz tabii gönüllü olarak okuyordu, Gönüllü olarak. O Allah rızası için fahri olarak e, okudu. Kendisi e, okumuş yani değil ama Kur'an-ı Kerim iyi okuyan hı hı. bir e, hoca efendinin kızı olduğu için e, güzel bir şekilde o da okuduyordu. Biz de okuttuk ve hatim cemiyetleri yaptık. Çok hı hı. güzel. İlk hı hı. defa böyle bir şey gördü e, oradaki halkımız cemaatimiz. Ve bu cami hizmetini devam ederken öğretmenliğe de devam ettim. Tabii hem imamlık yapıyorum hem öğretmenlik yapıyorum beraber bir arada. O arada yıl 1982. Tabii 82 yılında din eee Nordrhein-Westfalen eyaleti, eyaletinin Eğitim Müdürlüğü bir 1980 yılında İslam din dersi komisyonu kurmuş. Hmm, komisyonu Bunu da şöyle anlattılar bana. İstemişler ki birinci, ikinci, üçüncü sınıfta da İslam din dersi çocuklara verilsin. Türkiye yazmışlar demişler ki Türkiye'ye bize birinci, ikinci, üçüncü sınıfın müfredatını gönderin. Burada çocuklara din dersi vereceğiz. Hı hı. Cevap gelmiş birinci, ikinci, üçüncü sınıfta ilkokullarda din dersi bizde yok. Dördüncü sınıftan itibaren başlıyor bizde din dersi. 80. Demiş. 1980. 77. Şey 1980. 80. Doğru 80. O şekilde başlıyor diye söylüyorlar. Ondan sonra tabi 79'da yazışmalar oluyor. Evet hocam. Bu şekilde söylüyorlar. Ondan sonra 80'de bunlar biz diyorlar madem ki bir 2. Ikinci, ikinci üçüncü sınıfta yok biz başlatalım bu işi diyorlar. Yapıyorlar ve başlattıkları 12 üniteli bir İslam din dersi ler planını kurikulum e, İngilizcesi bizdeki müfredat programı tam olarak müfredat programı onu karşılamıyor. Bir takım şeyler daha var içerisinde. Bunu yapmak için e, toplantı yaptı Düsseldorf'ta biz de katıldık. Sonra benim oradaki bazı konuşmalarımdan etkilenmiş olacaklar ki büyük yazı yazmışlar. O zaman din hizmetleri müşaviri sayın doktor e, şey, sayın Nütfi e, Şentürk beydi bana teklifte bulundular ve ben de komisyona katılmış oldum. Hay hay. O şekilde sonra Orhan Karmış bey e, Allah rahmet eylesin. o da komisyonda birlikte çalıştık. Hay hay hocam aslında siz şu an bu yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz bunlar. Almanya ve Türkiye içinde ve oradaki Avrupa Türkleri açısından da çok kırılma noktaları, tarihi evet. noktalar. Hocam elbette farkındadırlar ama iki tane çok temel bilgiyi mesela izleyicilerimizle paylaşmış oldu. Yüksek İslam Enstitüleri'nin Almanya'daki denkliği başlamış oldu. Evet, aynı şekilde. Bir de 80'de Türkiye'de okullarda ilk öğretimde 1-2-3. sınıfta yok din dersi eğitimi yok iken şahsının ve Tayyar Altıkulaç Hoca'nın imzasıyla Almanya'da Türkiye'den daha evvel İslam dersi öğretildiğini biz öğrenmiş olduk. Evet. Evet yani bunu da kayıtlara böyle düşmüş olalım yani hocam. Bir yakın Tabii, tarih e, dersi yani aynı zamanda. E, Tayyar Altıkulaç Bey hocamın e, üniversiteye e, kabulü denkleşme noktasındaki imzası. Evet. var orada. Önemli. evet Onun da altını çizmiş evet. olalım. Hocam 82'ye geliyoruz. Evet. Şimdi biz 2010'dan sonra hatta 2015'ten sonra özellikle Türk İslam Birliği'nin Almanya'da özellikle şu son 3 yılı ayrıca bir paranteze alalım. Çok daha merkezi bir konumu var. Yani evet. Alman medyasında Alman haber ekosisteminde çok daha yoğun Hı. bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tabi bunun serüveni var, şartları tabii, tabii. var, sebepleri var. İşte hep sizin ve oradaki birçok ismin öncü çabalarıyla evet. bu aşamalara gelindi. 82'ye doğru geldik evet, hocam. 1982 evet. yılında e, Diyanet Vakfı'nı kurmak istedik. Evet. Diyanet Vakfı'nı. Yine hocalarımız ve din hizmetleri müşavirimiz o günkü merhum Lütfi Şentürk hocamızın e, olduğu dönemde Diyanet Vakfı'nı kurmak için e, müracaat edildiğinde Alman hükümeti şu ifadede bulundu. Dedi ki siz dedi bu tüzükle, bu şekilde bir Diyanet Vakfı'nı burada kurmanız için paraya ihtiyacınız var dedi. Hı hı. En azından bankada 360 bin lira paranızın, mark, paranızın olması lazım dedi. Biz o zaman cami derneklerimizden o parayı topladık ve bankaya 360 bin lira yatırdık. Bundan sonra, bundan sonra esas enteresan nokta, baktılar gördüler ki bunu herhalde yatıramaz dediler. Hı. Yatırınca bu sefer dediler ki müteakabiliyet esasına göre aynı şartlarla biz de Türkiye'de kiliselerin bir vakfını orada kurabilirsek o zaman size de burada kurdururuz dediler. Hmm. O zaman Dışişleri Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız konuyu incelediler ve neticede dediler ki Diyanet vakfını kurmuyoruz. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni kuruyoruz dediler ve Berlin'de ilk defa 1982 yılında kuruldu. O zaman Berlin Doğu Almanya'nın başkenti ve Batı evet, Almanya'nın evet. başkenti olduğu için orası ayrı bir statü içerisinde e, icra olunuyordu ve orada İşleri Türkistan Birliği ditip kuruldu. 82 82. 1984 yılında da yani 5 Temmuz 1984 yılında e, Köln'de kurduk. Neden İki sene gecikmeli kuruldu. Çünkü yer bulunamadı. Evet. Yer aradık. Ve nihayet ikinci müşavirimiz Niyazi Baloğlu Bey döneminde 1984 yılında alındı, satın alındı bina. Hı hı. Bir ilaç fabrikası. Bu ilaç fabrikasını iki buçuk milyon liraya alındı. Orada bir ev var. O da 300-500 bin lira. 3 milyona satın alındı. Ve oranın alınmasında da epey rolümüz oldu. Şöyle hiç unutmam. Niyazi Baloğlu Bey hocama beni çağırdı dedi. Alan mı burayı? Alalım dedim hocam. Peki dedi sen ne yapacaksın? dedi Sen yardım edecek misin dedi. valla dedim benim derneğim her şeyin öncüsüdür. Dortmund ve çevresi Türkleri bizim Derneği. derneğiniz Benim der o etmeniz, Dortmund evet. ve çevresi Derneği. Evet. Benim derneğim dedim bir numaralı dernek. Evet. Çünkü bizim dernek aynı zamanda kitap getirtiyorum. Orası da ayrı bir konu. Kitap getirtmek. Kitap yok Almanya'da. Diyanet Vakfı ile anlaştık hı hı. ve Diyanet Akfı Vakfı benim üzerime bir 30 bin, bir bin marklık bir de 139 bin marklık kitap gönderdi. Hı. Ve artık kitap satışına bak merkez oldu bizim derneğimiz. Diyanet Vakfı'nın e, bir merkezi hı hı. gibi çalışıyor. Kitap satıyoruz kitaplar. Oradan da bir yardımı var bize tabii. Ben dedim ki 100 bin mark dedim hocam bizden dedim ve hakikaten bunu da Tayyar hocama e, arz etmiş e, lütfü e, Niyazi Baloğlu hocamız ve beni bir gün arıyor Tayyar bey hocam dedi İsmail doğru mu dedi e, 100 bin mark vereceğiniz evettim ben de dedi buradan dedi göndereceğim dedi ve alınacak o dedi ve bu şekilde alındı ve diyanet İşleri başkanımız Sayın Doktor Tayyar Altkulaç Bey 12 Mayıs 1985 yılında 50-60 bin kişinin açılış merasiminde bulunduğu o toplantıda çok güzide bir konuşmaları ile o konuşmalarında Dortmund ve çevresi Türkleri Derneği'nin 100 bin liralık yardımını orada dile getirerek altın harflerle tarihe yazıldı Eyvallah. diyerek bunu dile getirdi. Eyvallah. Yani bizim Dortmund cemiyeti birçok şeylerde öncülük ben yaptı. Ben hakikaten o cemiyetin öncüleri olarak siz o 76'da şehre ve evinize İlk adımınızı attığınızda kapınızı çalan o Türkleri hatırladım ben şimdi. Evet. Hakikaten onlar çok şeyin öncüsü olmuşlar. Bir de Salih hocam şimdi dernek diyoruz cami dernekleri. Demek ki sadece Türkiye'deki cami dernekleri çok şey inşa etmiş, ihya etmiş, imar etmiş değiller. Almanya'da da Türk dernekleri Avrupa'nın birçok bölgesinde olduğu gibi nice şeyi ihya eden, inşa eden yapılar. Evet. Tabii ama Değil şöyle bu Sayın hocam e, camiler yani Türkiye'deki camiler gibi değil. Değil. Orada, orada çok şeyin merkezi. Kadınlar, gençler, külliye erkekler, gibi yani. Bütün hepsi. Anlamda, evet. Yani orada konuşma yeri, buluşma yeri, dertleşme yeri, ihtiyaçları giderme yeri. Onun için orada din görevlisinin olması çok önemli. Evet. 1984 yılında sayın Cumhurbaşkanımız Berlin'e geldiklerinde orada ben koordinasyon kurulu başkan olarak bir konuşma yaptım orada. Dedim ki sayın başbakanım dedim. Eğer dedim siz bu din görevlilerinin maaşını verirseniz bu derneklerimize gayret verecek. Evet. Din görevlilerimize onur verecek. Devletimize itibar kazandıracak dedik ve o günden sonra 1985 yılının Temmuz ayından itibaren din görevlilerinin maaşlarını da devletimiz vermeye başladı. Hocam bu vakıflara, derneklere o sebeple Salih Hocam orayı biraz açalım gerçekten. imar edici ve inşa edici o sosyal örgüyü nasıl ifade somutlandırıcı bir yapıları var. Çok evet. öncü bir yapıları evet. var. Yani bu Fransa'da böyle, Belçika'da böyle <laughs> ama en çok Almanya'da herhalde böyle. Evet, evet. Siz Almanya'da mesela buna dair gözlemleriniz neler? Türkiye'de biraz böyle yer yer e, hafifseniyor hafif seniyor diyeyim en nezaketli evet. ifadeyle. Ya cami derneği. Evet Türkiye'de cami dernekleri konuşulur edilir ama Avrupa'da çok daha kurucu roldeler. Orayı biraz açalım istiyorum sizden. Evet. Yani derinlemesine girilebilir sebebi Lütfen. acaba nedir diye. Yani bir sosyolog olarak ben bir sosyolog değilim ama e, sosyolog, sosyologlara danışılabilir acaba bunun sebebi nedir? Yani yurt dışında kalan insanların yani böyle bir fenomen var. Daha çok değerlerine sahip çıkıyorlar. E, çünkü kaybetme korkusu var. Nesilden nesile ee, tabii tartışılır bu. Acaba evet. e, o toplumun kültüründen de bir pay almak kendi değerlerinden taviz verme anlamına mı gelir, gelmez mi? Fakat hocam da dediği gibi oradaki camilerin konumu çok farklı. Hı hı. Hep söylüyoruz. Oradaki insanlar ilk olarak genelde bir cami kurur. Evet. İlk Kur iş o yani. İlk uzun. iş o. İlk iş o. Ve o caminin e, fonksiyonu sadece bayram ve cuma namazlarında bir araya gelmek değil. Hmm. O caminin bir sosyal görevi vardır. Kadınlara, çocuklara e, yönelik hizmetleri vardır. Herkesin bir araya gelebilecekleri akşam vakti e, bir arada olabilecekleri bir konumu vardır. Dolayısıyla aynı şekilde ama o imamın da görevi hmm. belki buradaki, Türkiye'deki bir imamdan daha farklı. Çok daha fazlası yani. Çünkü o imam aynı zamanda ee, normal görevi tırnak içinde, dışında e, o e, cemaatin hastalarına ihtiyaç sahiplerine, hmm. çocuklara yönelik hizmetleri var, hapishane hizmetleri var. Yani o toplumun herhangi bir sebepten dolayı hapsi düşmüş olan gençlere yönelik hizmeti var. Dolayısıyla aynı zamanda bir din hizmet e, e, ehli aynı zamanda bir pedagog aynı zamanda bir sosyolog olma mecburiyetinde Hı. kalıyor. Dolayısıyla çok daha farklı bir konumu var. Hem o caminin, hem de o imamın. Tabii e, bununla birlikte e, o cemaatin de e, camiye bağlanma meselesi var. Yani camiyi çok farklı bir şekilde gördükleri için e, zaman içinde verilen bu e, önem, şimdi tabii e, o alana da Kısmen girme mecburiyetinde kalıyoruz. Buyur, buyur ee, i̇lk dönemden bahsediyoruz. 70'ler, 80'ler, 90'lar camiler kuruluyor. Şu andaki aşamada camiler yeniliyor. Yani ilk başta e, fabrika e, veya üretim e, yeri olarak kullanılmış binalar arka sokaklarda cami olarak satın alınıp kullanılıyordu. Çünkü para başka bir yere yetmiyordu. Hı hı. Şu anda ise ee, oradaki insanlar artık sayı olarak o kadar çoğalmışlar ki konum olarak da eski işçi sınıfı değil aralarında akademisyenler var arada <laughs> iş, i̇ş adamları var. var. Artık camiler yapılıyor alanlar satın alınıyor yeni camiler yapılıyor ve din biraz daha e, görülür hale geliyor <laughs> evet. şehir içinde. Dolayısıyla konumu da farklı bir e, e, alana kayıyor. Çünkü karşı taraftaki oran yelgisi tarafından da fark ediliyor. Birçok cami şu anda minareli. İcabında ezan dahi okunuyor. Yani e, o yüzde e, 8-9 koluna gelmiş olan Müslümanlar da belirgin bir hale gelmiş oluyor. Fakat şu da var. E, aynı zamanda siyasi konjüktür de değiştiği için e, bir hedef haline de gelebiliyor. Düşünün şöyle bir şey var. Bu anayasasında mevcuttur. Benim dinimi kimse bana e, anlatmaya kalkamaz. Hı hı. Yani e, bir gayrimüslim gelip evet. bana veya o devlet erkanından herhangi biri gelip bana böyle inanacaksın, Senin kitabında böyle yazıyor falan filan diyemez. Hı hı hı. Çünkü belirlenmiş bir şekilde Türkiye'de olsun buna sahip çıkan koruyan diyanet işleri var. Aynı şekilde Avrupa'da da e, bu şekilde e, din budur diye bunu e, koruyan artık dergiler var. E, fakat e, öyle bir duruma gelindi ki e, bu da işte siyasi konjunktürden dolayı e, mesela söz konusu e, ditip iken uzun yıllar e, orada hizmet vermiş. Uzun yıllar e, çocukları eğitmiş. E, topluma yararlı fertler yetiştirmiş bir kuruluşun şu anda hedef tahtasında olma durumu var. Niye? İddia şu Türkiye'nin bir uzantısı Türkiye'nin bir 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 nasıl söyleyelim istihbarat teşkilatı evet, öyle adlandırıldı yani, yani yani aslında Almanya öyle biliyorsun. bir şey yok. yok şey i̇şte bu kötü emelli düşünceye sahip olan insanların saldırmak için kullandıkları bir bahane. Fakat şunu görüyoruz yani yıllarca e, çok başarılı bir şekilde devlet e, makamlarıyla birlikte çalışmış e, başarılı işler yapmış olan bu kuruluşlar artık hedef tahtasında. bu yalnız git için değil diğer İslami kuruluşlar için aynı şekilde geçerli olan bir şey neden Çünkü e, dediğimiz gibi siyasi e, konjüktür e, değişince e, ana ülke e, ana ülkeye bir mesafe koyuluyor ve oradan gelen insanları da şüpheli bir yaklaşım ile yaklaşılmaya başlanıyor. Dolayısıyla 2000'li yılların sonuna doğru birçok işbirliği fes edilmeye başlandı. Ben bunu vaktiyle anlatmıştım. Evet. Hiç alakası olmayan sebeplerden dolayı. Çok neymiş? Hatta zorlama sebeplerden. Zorlama sebeplerden evet. dolayı. Mesela Türkiye'deki e, Diyanet e, işlerini e, çocuklara yönelik çıkarmış olduğu bir dergide e, şehadetin övülmesi gerekçe sunularak siz işte militarizm öğretiyorsunuz çocuklarınıza gibi yani saçma sapan sebeplerle işbirliği fes ediliyor baktığınızda aynısı Fransa'da yapılıyor. Evet. Fransa'daki o milliyetçi akım yani şey doğal bir şekilde evet. Napolyon da övülüyor. savaşları da övüyor. Fransız askerlerin aynı Amerika'daki bir cephedeki savaşmaları da övülüyor. Siz yaptığınızda başka bir şey büründürülebiliyor. Bu gerekçe olarak sunuluyor ve işbirliği edilmeye yönelik. Ve nereye gideceğiz? Şu anda 2500 civarında Almanya'da din görevlisi var. 2500 civarında bunun 1200-1500 civarı tam rakam olarak e, aklımda değil. Böyle e, meslek e, imam olarak bu işi hı hı hı. sürdürmekte, maaşını almakta. Diğerlerinin büyük bir bölümü fahri olarak iş yapıyor ve veya rotasyon şeklinde. E, bu insanlar, şimdi düşünün Diyanet İşleri'nin e, DİTİB'in orada bine yakın camisi var. Bin civarında yani birden bu insanların bu imamların gelmesi kesilince hı hı. orada hizmet yapabilecek kimse kalmıyor. Tırnak içinde çünkü hizmet aslında devam eder. Bütün o cemaatlerin içinde aslında o hizmetleri fahri olarak sürdürebilecek Zaten eleman mevcuttur bah. yetişmiş. Fakat meslek icabı yani dediğimiz gibi o imamın görevi yalnız bir din hizmetlisi görevi değil. Sosyolog, pedagog, yani e, hizmet veren e, insan aynı evet. konumda. Yani bir gerginlik olduğunda müdahale eden, yanına evet. giden, danışılan bir insan. Aynı zamanda okulların da müracaat ettiği, danıştığı insanlar bunlar. Birçok işleve sahip yani. Aynı. Evet. Aynen. Hocam bir de sanırım şimdi Salih Hocam'ın da verdiği e, rakamlar ve sosyal örgü üzerinden şöyle somut rakamı da sizden almak isterim. Yani DİTİP bünyesinde kaç bine yakın herhalde değil mi 950 miydi 60 miydi farklı yapı dernek şöyle bizdeki de e, ben isterseniz onun buyurun. bir baştan nasıl buyurun, geldiğini buyurun arz edeyim çok lütfen, önemli lütfen. E, Salih hocamın da ifade ettiği gibi yani çok şey tedricen çok değişti. Evet. Mesela cemaat değişti. Evet. Derneklerin yapısı değişti, tüzükler değişti. Hı, hı. Camiler değişti. Evet. Eskiden depolardan, şurada burada yapılan camilerden, kiralık yerlerden satın alınmaya başladı. Evet. Satın aldık. Ve bu satın almalarda şunu düşündük. Dedik ki sizin çocuklarınız yarın ileride belki ödemezler kiraları, kapanır camiler. Satın alın da hiç olmazsa babam satın aldı deyip gelsinler dedik. Ondan sonra 90'lı yıllardan sonra, 90'dan sonra Bilhassa satın alınan yerlerden şunu da arz etmekte çok büyük fayda buyurun, var. Buyurun hocam. Ee, eskiden DİTİB kurulmadan evvel, 84'ten evvel camiler satın alındığı zaman ki alınan yerler vardı, Diyanet Vakfı'nın üzerine satın alınıyordu. Hmm. Türkiye'deki Diyanet Vakfı'nın. Almanya'da yurt dışında bir yere tapusunu verdiğiniz zaman vergi alıyorlar. Vergi evet, dairesi. Evet. Evet. O bakımdan DİTİB'i kurduktan sonra o Diyanet Vakfı üzerindeki olan camileri de DİTİB'in üzerine aldık ve bütün e, alınan camiler DİTİB'in üzerine. DİTİB ne yapıyor bunları? Camilerin tapusunu alıyor. Kullanma hakkını onlara veriyor. Ve bunun diyor geliri de senin gideri de senin. Evet. Ben hiçbir şeye karışmıyorum diyor. Ve onlar gelirine giderine sahip çıkıyorlar. Ve bu şekilde camiler çoğalmaya başladı. 90'dan sonra kubbeli minareli camiler yapılmaya başladı. Kubbeli minareli, kubbeli, minareli, cam minareli evet. camiler. Ve bugün 170'in üzerinde kubbeli minareli diyanet İşleri, Türkistan Birliği'ne bağlı, GİTİB'e bağlı camiler 170 var. 170'in üzerinde. 170'in üzerinde. Şimdi burada ilk önceden tüzükler şöyleydi. Aynı bizim derneğin tüzüğü gibi tüzükler vardı. Her dernekte kendine göre tüzüğü evet. vardı. Alman vergi dairesi dedi ki bu tüzükleri kendinize eğer siz bir kuruluşsanız dernekler size bağlı olacaklar. Bağlanacaklar. Siz daha organizasyon yani Çok çatı kuruluş hı. olacaksınız. Ona göre bir tüzük değişikliği yaptık evet. biz. Tekrar bir daha isim değişikliği isimleri aynı olacak denildi hı hı. ve şu isimle mesela DİTİP, Türk İslam şey gemayinde su yani Türk İslam e, cemaati su e, e, kelimesi oradan sonra ne geliyor Dortmund. Evet. Dortmund efav aynı aynı etra yani tescilli şeklinde. Ve bu e, isimler hep derneklerde camilerimizde aynı isim. Aynı. Tüzükler Şimdi biz artık dernek tüzüğünden vazgeçtik. Dernek tüzükleri bitti. Şimdi cemaat tüzüğü. Yani İslam'ı resmen Almanya'da temsil etme hakkını ve cemaat kütüğü meydana getirildi ve burada herkes yani camiye üye olurken cemaat kütüğüne de üye oluyor. Hmm. Ve böylece oradaki camilere üye olan kardeşlerimiz Müslümanlar şuna e, şunu istiyorlar. İslam'ı biz resmen temsil edelim. Evet. Ya, ya, e, ve bunu temsil etmek için de o tüzüğün kadınlar kolu, gençlik kolu, veliler birliği ve yaşlılar birliği. Böylece bu bütün kesimin, yani bir ailede bulunan her kesimin barınacağı ve bulunacağı, üye olacağı bir tüzük haline getirilir. Hmm. Ve bu böyle tüzük en modern, en son tüzük camilerimiz en modern ki bugün e, Köln Merkez Camisi. Oraya birazdan geleceğim. Köln Caminin hikayesi başka bir hikaye hocam. Çok büyük bir evet. hikaye o. Ama şurasını söyleyeyim. Lütfen, çok ihtiyaç vardı Köln'e. Çünkü Dom Kilisesi'ni ziyarete yılda 12 milyon insan, 15 milyon insan geliyor kiliseyi. Evet. Ve bunların içerisinde bizim çocuklarımız da var. İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede okuyan her biri mahzun olarak dönüyordu. Böyle muhteşem bir kiliseden sonra bir camiyi görememek üzüyordu onları. Ama ne zaman ki bu cami yapıldı artık şimdi şu gözüküyor ki bir tarafta Dom Kilisesi, diğer tarafta DITİB'in o muhteşem Avrupa'nın en büyük camisi ve bu ikisi bir köprü görevi yapıyor ve bizim çocuklarımız geldikleri zaman Alman çocukları ile beraber hem kiliseyi ziyaret ediyorlar hem de bizim camimizi ziyaret ediyorlar. Artık göğüsleri kabarık ve alınları ak, başları dik Eyvallah. olarak. Kaç yıl sürdü o caminin inşaatı hocam? Maalesef biraz uzun sürdü. Uzun sürdü yani ama işte her 2019'dan 2016'ya kadar evet, bayağı sürdü. Uzun sürdü evet. ama uzun sürmesine değdi sanırım. Değil. Gerçekten Avrupa'nın Bana göre değdi. Yani Avrupa'nın en güzel camisi. Köln Camisi birçok yönüyle çok özel bir hikayeye sahip hocam. Evet. Almanya açısından da, Avrupa açısından da. O bölgede yaşayan Müslümanlar, çünkü şu sebeple bu soruyu sormak istiyorum. Siz, evet. 120 dort, tane e, yarışmanın içinden, yani yapılmış evet, modelin içinden seçildi. 120 120 tane. E, Siz hocam Dortmund'tasınız ama Almanya'nın birçok bölgesine gittiniz. Evet. Köln Camisi'ni, Köln'ü, bu derece farklı kılan, özel kılan, bu camiyi özel kılan sadece büyük olması ve uzun süre devam etmesi değil herhalde. Merkez olması. Merkez. Tabii Köln merkez ve o satın aldığımız binanın yerine yapıldı hmm. burası ve çok karşı çıkanlar oldu. Mesela pro Köln o kadar çok karşı çıktı ki olmaması için ben Alman dostlarımıza, komşularımıza şükranlarımı arz ediyorum buradan bir kere daha. Belediye başkanına, eski Erşramma'ya, bütün hepsine. Çünkü niye? O Belçika'dan Hollanda'dan, oradan buradan gelen prokünlüler, yani ben isimlerini söylemiyorum, belli bir grubun adamları orada geldiler dediler ki biz bu camiyi yaptırmayacağız. Yani hem Almanya içinden, ama daha çok hem Almanya, dışından, tabi, tabi, Belçika'dan, Almanya dışından, Almanya'dan, Fransa'dan. O gün, karşı çıkan gaziler doğru mu anladı? Tabii doğru anladınız. Geldiler. Geldiler. geldiler ama e, karşı çıkmak için. Ve bizim temelini attığımız günler slogan attılar evet. oralardan ve oradaki köylü dostlarımız, dostlarımız Almanlar, yani. Almanlar evet. otelleri almadılar bunları. Bu çok önemli. Evet, lokantalarını almadılar yemek vermediler. Evet, vermediler yani. ve bunlara karşı çıktılar. Ne kadar? Ve bu bizim cami yapılması hatta Ehrenfeld o semtin adı, onun belediye başkanı o temel atma töreninde konuşurken. Dedi ki burada temelini attığımız cami aynı zamanda bütün insanların uğrak yeri olacak, ziyaret yeri olacak ve bütün insanları yani birbirine bağlayacak. Yani köprü görevi yapacak. Ve bugün hakikaten öyle ama ne kadar siyasi konjektür içerisinde siyasiler bu şeyde bir takım şeyler yapsalar bile ben şuna inanıyorum ki DİTİP ilk günden bugüne kadar Alman toplumuna da hizmet etmiştir. Türk toplumuna da. Bu çok yapılan, önemli. Sadece Türk toplumuna değil, Alman, Alman toplumuna, toplumuna da. Mesela da, yapılan her türlü felaketlerde, seyri felaketlerinde, yangın felaketlerinde ilk koşan, hizmetlere koşan olmuştur. Gelen bütün e, bu mülteci akınlarında onlara karşı onlarla beraber olan ve onları ağırlayan bütün camilerimizde hep böyle. Yani vatandaş, ben Alman vatandaşlarımızın ve Alman komşularımızın Siyasiler gibi düşünmediklerini, ditibi bağırlarına bastıklarını, özellikle Müslüman Türk toplumunun %70'den fazlasının ditibe sahip çıktığına inanıyorum bütün kalbimle. Ki bütün araştırmalarda bunu gösteriyor. Çok önemli. Hocam siz müşahhas olarak Köln Camisi çünkü Avrupa İslamı açısından da çok sembolik bir yerde duruyor. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani öncelikle tabii hocamın dediğine e, muhakkak katılıyoruz. E, sayısı az fakat sesi gür çıkan belli bir grubun orada müdahale etme e, çabalarına karşı özellikle Köln halkı hı hı. çok kosmopolit bir yer e, hoşgörülü bir e, halk e, destek çıktı e, ırkçılara karşı çıktı hı hı hı. başka yerde olan başarıyı orada elde edemediler özellikle şu andaki mesela e, e, Köln'un e, belediye başkanı e, büyükşehir belediye başkanı e, Rey hanımefendi Efendi destek oldu mesela şu anda ezana dahi izin evet. verdi tabi bu köl dedik ya bölge bölge çok farklı o kadar değişiyor öyle mi hocam yani bölge bölge her bölgenin enerjisi farklı aynı. öncelikleri farklı bakış açısı farklı aynı, aynı. E, <laughs> siyaset e, söz konusu olunca tabi burada bir belediye başkanından bahsediyoruz yerli halktan bahsediyoruz fakat e, karşı akımda var mesela Diyanet gibi diğer iki büyük çatı derneği, Türkiye'de gelen Müslümanları temsil eden çatı dernekleri de şu anda çok büyük bir gayret içinde. Neyin gayretini şu anda veriyorlar? Bir kere Almanya'da dini cemaatlerin, hatta orada yıllarca hizmet veren cemaatlerin belli bir yıl sonra imtiyaz hakkı hı hı. elde etmeleri normaldi. ''Köpe des öffentlichen Rechts fakat bu en büyük dini çatı kuruluşu, İslam çatı kuruluşu olan DİTİP'e yıllarca gerçekten gülünç bahanelerle verilmedi. Hala da verilmiyor. Hı, hı Küçük çapta olan bazı gruplara verilse dahi yani te verilmiyor. Ve bahaneler yani bahane de şu şekilde yani siz Müslümanların kaçını temsil ediyorsunuz? gibi sorularla halbuki şöyle bir durum var. Yani bir cami derneğine baba üye olur ama anne, çocuklar üye olmaz genelde. Fakat o baba aynı zamanda 6, 7, 8, belki 10 kişiyi temsil eder. Dolayısıyla Estağfurullah Buyurun hocam. Buyurun. Cümlenizi, Cümlenizi de... bitirin bu verilmemek evet. kısmını açmak isterim hocam. Cümlenizi bitirin evet. salih hocam. Çünkü aslında o resmiyetteki üye sayısından çok daha fazla hı hı. üyesi var bu kuruluşun. E... Fakat çok özür dilerim onu da şey yapayım. Hı. bu imtiyazdan yanı sıra son yıllar içinde verilen aynı şekilde daha önemli bir çabada eee dinin içeriğini koruma çabası. Çünkü hmm. şu anda hmm. dinin içeriğine müdahale etme gayreti var. Dinin içeriğine bu bambaşka Din, bir mesele. Dinin hocam. içeriğine müdahale etme gayreti var dolayısıyla o bahsetmiş olduğumuz büyük Türkiye'den gelen çatı derneklerinin veya Türkiye uyruklu çatı derneklerinin bir araya gelip mücadelesi var burada. Yani dinin içeriğine müdahale ettirmeyiz. Din budur. Kalkıp siz örnek olarak söylüyorum şimdi. Eee Kadın erkeğin aynı safta e, namaz kılmasını anayasa olarak size böyle bir e, bir e, şeyde bulunamaz. Evet. E, böyle bir şey eşitlik hakkında. Çünkü, Öyle yapılarda kuruldu, tabii, kurduruldu, tabii, fonlar aktarıldı. Tabii, değil tabii değil çünkü mi? mesela Katolik dininin içeriğine karışmaz. Protestan evet. dinin içeriğine, Yahudiler de aynı şekilde. Fakat Müslümanlar söz konusu olunca son işte birkaç yıldır böyle bir bahsetmiş olduk. E, Alman İslamı, Fransız İslamı, Hollanda İslamı gibi... Ee, hani bir aydınlanma süreci yaşasın bunlar. Yakın kadar. zamana kadar da Türk İslamı olur mu olmaz mı tartışmaları da vardı. Aynen, Görüyoruz aynen. ki hep aslında aynı çatının biraz <laughs> fonlamaları ve yönlendirmeleriyle aynen. ortaya çıkan aynen. bir şeymiş. Buyurun Salih hocam. Salih hocamın e, ifadesine bir Lütfen. şey yapmak istedim. E, aile üyeliği var şimdi Salih hocam. Öyle mi? Yani tabi. Tamam. yani aile üyeliği var şimdi bizim cemaat kütüğüne ayrıca üyelik var. Bir de aile üyeliği var derneklerde. Hı hı. Mesela bir baba üye olduğu zaman çocukları da aynı şekilde ona üye evet. olarak e, yazdırılabiliyor ve onları çok cüzi bir şeyle. E, burada bizim tüzük tamamen değişti. Yani tüzük, şimdi şu andaki tüzük ve Allah nasip ederse ben e, tabii uzun zamandır Almanya'da olmadığım için belki son zamanlardaki şeyleri fazla bilmiyorum ama şurasını ifade edeyim ki benim geldiğim zamanki intibamız o şekildeydi. Biz şu anda belli bu körper şahsiyet hakkını, öfentike körper şahsiyet hakkını nedir? Yani Resmi İslam'ı <laughs> resmen temsil etme yetkisini <laughs> hakkını evet. almak için bütün e, şartları yerine getirmiş durumdayız. Hukuki olan Art, bütün hukuki şartları. Bütün bunlar bittikten sonra, bunlar bittikten sonra mahkemeyi verip bu hak alınacak. Evet. Yani nitekim bunları e, Yahova şahitleri mahkemeye verdiler, aldılar. Yahudiler bilmiyorum oraya verdiler mi aldılar. Hatta bugünlerde bir so, e, sofizm yani bir tarikat grubuna da aynı şekilde verdiklerini o hakkı verdiklerini duyuyoruz. Yani bu aynen benim bazen benzetme yapıyorum şuna benziyor. Nasıl bütün devletleri Avrupa Birliği'ne Hemen sabahtan müracaat ediyor, akşamdan alıyorlar, ediyorlar ama Türkiye'yi almıyorlar. Onun gibi yani DİTİB'e de bu hakkı maalesef vermiyorlar. Aynı sebeplerde, Aynı aslında aslında. sebeplerde. sebeplerde. Yani Başka Aynı sebeplerde. Bunu her iki tarafta biliyor, dünyada biliyor aslında. Aynen. Yani. Çünkü bakınız, DİTİB'in evet. diğer kuruluşlardan farkı şudur. Bir, başındaki insan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirdiği din hizmetleri müşaviridir ama... Evet seçimle iş başına gelmiş DİTİB'in başkanıdır. Evet. Yani orada genel kurul seçiyor gayet adil bir şekilde ve orada e, seçimle iş başına geliyor başkan oluyor. Din hizmetleri, ateşeleri bütün bunlar canla başla çalışıyorlar evet. hepsi birden. İmam arkadaşlarımız ki onlar geldikten sonra, onlar çoğaldıktan sonra çehresi değişmiştir. Hele hanımlarımız bu işin içerisine girdikten sonra camilerimizin çehresi değişti. O kermesler yapıyorlar, kendi el emekleriyle, göz nuruyla, alın terleriyle yapmış oldukları şeyleri satıyorlar. Gelir giderken de evlerine parasını vererekten kendi yaptıkları şeyleri satın alarak evlerine götürüyorlar. Evet. Yani bu kadar ve böyle canla başla çalışan bir grup var ve bunlar devletine, milletine, vatanına bağlı insanlar. Peki soruyorum şimdi ve o ülkenin bütün hukuki haklarına Rallarına da sonuna kadar riayet sahipler. Evet. evet. Peki soruyorum şimdi ben. Vatikan'a bağlı olan Katolik dünyasının kiliselerinde bizim Diyanet İşleri Başkanlığı ile olan bağımız sadece ve sadece din görevlileri açısından ve onların din görevlilerinin de amiri, dernekler değil, ditip değil, din hizmetleri ateşleri ve din hizmetleri müşaviri. Evet. Başkonsolosluklar onların amiri. Yani biz değiliz. Öyleyse öyle bir statü içerisinde din görevliliği hizmetini yapıyorlarsa onlar diğer katoliklerin de belli bağlı oldukları bir devlet var. İşte o da Vatikan devleti. Evet. O ona bağlı. Onun için ben şunu bütün kalbimle kabul ediyorum. Er de geçte de, Almanlar nasıl bugün bağrına basıyorsa DTV Alman devleti de ditibin varlığını, önemini kavrayacak ve onu bağrına basacaktır. Bizim DTV'nin kuruluş zamanlarını çok iyi hatırlıyorum ben. O kadar çok bakanlar, o kadar çok papazlar, o kadar çok bakanlardan kastınız Alman makamları bakanlar? Alman mı? makamları Bakanları. hep ziyarete gelirlerdi, bir şey yaparlardı ve her konuşmalarında ümitle, DİTİB'den söz ederlerdi. Ne değişti? Halbuki DİTİB'in... esas felsefesinde bir e, partiler üstü. Bütün insanlara aynı uzaklıkta, aynı şeyde. Evet. Almanlara, Türklere, Araplara bütün insanlara bağrını açmış Kucağını açmış bir DİTİP. Var. Çalışmaları da öyle evet. zaten. Ve bugün DİTİP, devletimizin temsilcileri olan müşavirlerimiz, ateşelerimiz, din görevlilerimiz, halkımız, cemaatimiz, kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız canla başla çalışaraktan DİTİP'i bu hale getirdiler. Ve bundan sonra da devam ediyorlar. En azından bunların alın terine hürmet ve saygı göstermeleri lazım. Hayır, hayır. Bu mesajınız, bu çağrınız önemli. Hocam siz 40 yılınızı, Dortmund'da ve Almanya'da geçirdiniz. Başta Dortmund olmak üzere Almanya'nın birçok kentine de, şehrine de gittiniz. Evet. O bölgeleri de, o şehirleri de yakından tanıyorsunuz. Her bölgedeki Türk popülasyonunu da yakından tanıyorsunuz. Hani mesela orada Sivaslı olmak nedir? Orada evet. Oflu olmak nedir? Karadeniz'de olmak nedir? Bütün güzellikleri nedir? Her bölgenin yapısını da tanıyorsunuz. Yani farklı şehirlerdeki Türklere dair gözlemleriniz neler, izlenimleriniz neler? Yani evet. Artılarımızla ve eksilerimizle tabii hocam. ben denetleme ve rehberlik e, uzmanı olarak da çalıştım. Çünkü 76'dan <laughs> bugüne hocam. <laughs> Seminerler vermek evet. için gittim, çeşitli vaaz için gittim, e, denetlemek için gittim ve gittiğimiz yerler tabii her yörenin... Evet. Pardon, o ilk size öğretmeniniz demiş ya, vaaz için gittiniz ama sonra <laughs> öğretmenlik de yaptınız. Evet. Hani evet. sadece vaaz değil artık diyalog vardı. Evet. Şimdi tabii gittiğimiz yerlerde her e, yöremizden her e, şeyden bir kişi mutlaka var yani evet. orada. Hatta ben şunu görüyorum, her camide bir Allah rızası için çalışan, oranın eksiğini, gediğini gideren, temizleyen, bakan, bu dünyanın atan, her yerinde. Her yerde, her cami Allah birer Kosova tane. Kosova'ya gidin. Evet. E, Sultan Murat'ın türbesinde de. var. Aynen, aynen böyle. Yani. Bu şekilde var. Tabii, davına gidin, orada evet, da var hocam. Varıyorsun. Evet. E, kimi yerde Karadeniz'de seni uşavum diye karşılıyor, Eyvallah. gayet güzel bir şekilde davranıyor, misafir gösteriyor. Bir arada Orta Anadolu'dan, bir bakıyorsun Akdeniz'den, Karadeniz'den, yani bütün şeylerden. Ama her birinin kendine göre bir özelliği var, bir güzelliği var. Eyvallah. Ama ben gerçekten şükran duyuyorum. Her yöremizin her halkı o kadar kaynaşmış, o kadar birbirine bütünleşmiş ki akrabalıktan öte gitmiş. Ben Almanlara da hitap ettiğim zamanlarda şunu söylerim devamlı. İslam'da beş türlü kardeşlik vardı. Evet. Birincisi kan kardeşliği. Yani aynı anadan babadan doğanlar. İki süt kardeşliği aynı anadan süt emenler. Başka bir yabancı da olsa eğer e, süt emme mevsiminde yani iki yaşındayken, bir, iki yaşındayken bir yaşındayken emdiyse süt kardeşi, din kardeşi aynı dine mensup olanlar bir de aynı ülkede yaşayanlar, vatandaş. Mesela Kur'an diyor ki اِذْ غَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نِرْحُنْ اَلَا Nuh kardeşlerine dediği zaman oradaki kardeşler öz kardeşleri değil. değil süt evet. kardeşleri değil. Kambalı o vatandaşlar değil yani aynı. Evet. Mesela Nuh Aleyhisselam at kavmine sesleniyor. Ee, şey, Hud Aleyhisselam at kavmine sesleniyor. Nuh Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam, kavmine sesleniyor. Kardeşlerim diyor. Öyleyse vatandaş. Beşincisi de insan kardeşliği. Hepimiz aynı Adem'den, Adem'le havadan meydana geliyoruz. Bu kardeşlikler içerisinde Almanlarla da biz kardeşiz aynı manada vatandaşız birlik ve beraberlik içerisinde insan kardeşiz ama Türk insanı nerede hele ilk zamanlarda bir e, istasyonda bir Türkle karşılaştığın zaman kardeşini karşılaşmış gibi bağrına basarsın, seversin, hoşlanırsın. İşte bugün öyle yani bizim insanımız kardeşliği, dostluğu, güzellikleri her yönüyle e, Almanya'da gösteriyor. Yani ben bunu gördüm, yaşadım. Ee, ve Allah onlardan razı olsun. Bu hizmetleri yapıp emeği geçenlerden ölmüşler varsa Allah hepsine rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Sağ olanlara Allah uzun ömürler versin. Gerçekten Dortmund'da olsun. Bütün Almanya'nın her tarafında benim çok sevdiğim, saydığım ve gönül taş olan yani gönül birliği yaptığımız, dava birliği yaptığımız birçok arkadaşlarımız ve derneklerimiz var. Ben özellikle mesela Dortmund'daki ben camiye gittiğimde ilk resimlerde belki göreceksiniz evet, evet. ilk bahsettiğimiz zamanki camiyle son andaki o büyük muhteşem camiyle bir Karadenizli Fehmi Şirin ismindeki bir dostumuzun önderliğinde onun başkanlığında o kilisiz cami o kadar güzel bir hale geldi o kadar güzel bir cami oldu ki şimdi Almanlar geldiği zaman o caminin ihtişamı karşısında kiliseden cami olma ve güzel. Ve bir de orada benim mahalle camim var. O da kiliseden cami olma. Yani onu da kiliseden satın alındık. Cami, Hukkarde camisi. Ee, Osman Gazi camisi. Ve bu camide de en kısa zamanda o kadar güzel mesela bugün DİTİB'in yaptığı o kadar çok büyük hizmetler var ki, akademi kuruldu, ondan sonra daha e, öğrenci evleri yapıldı. Şimdi üniversitede okuyan öğrenciler artık camilerin yapmış oldukları öğrenci evlerinde barınıyorlar. Ve orada hem namazlarını kılıyorlar, hem orada hizmet yapıyorlar, hem camilerde hem üniversiteye gidip okuyorlar. Yani DİTİB gerçekten... O kadar çok açıldı, o kadar çok hizmetlerin cinsini mesela cenaze hizmeti var, evet, cenazelerini evet. alıyor da evlerine kadar bunun için öyle e, mektuplar alıyoruz ki o kadar çok iş yapıyoruz. Hmm. E, haç organizasyonu var yani bir insanın ihtiyacı olan ne varsa doğumundan ölümüne kadar her, şey. her şeyi kitap ihtiyacı. Akademi dahil. Akademi dahil. kısmını Bütün ben şeyini... ayrıca önemsiyorum çünkü. Evet, çok önemli, çok önemli. Evet, akademi. Allah emeği geçenlerden önemli. razı olsun öyle özellikle akademi kısmında çalışan genç arkadaşlara elbette bütün birimler önemli ama bütün o çalışmaları çok daha başka bir literatüre kazandırmaları için evet. akademisyen arkadaşlara çok daha büyük iş düşüyor. Muhakkak. Hepsinin emeklerine sağlık. Kıymetli hocam, İsmail Zengin hocam sağ olunuz, var olunuz. Ayaklarınıza sağlık. 76'dan bugüne değil, çok uzun yıllardan bugüne o coğrafyadaki, o şehirlerdeki bütün o mücadelelerinin hikayesinin bir kısmını sadece sizlerden Öyle oldu. dinleyebildik ama bu bile çok çok kıymetliydi bizim için. Sağ olunuz Eksik size olmayın. Size sağ olun. Allah razı olsun. Salih Yılmaz hocam size de teşekkür ediyorum. En Önümüzdeki ben hafta bakalım almanak programında hangi birikimi, hangi tecrübeyi burada izleyicilerimizle buluşturacağız. Evet bu hafta bizden bu kadar. Programımızı Salih Yılmaz ile birlikte hazırlıyoruz ve sunuyoruz. Bu hafta İsmail Zengin hocamız stüdyomuzdaydı. Önümüzdeki hafta tekrar sizi burada TRT TÜRK ekranlarında Almanak Stüdyosu'nda bekliyor olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.